İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 1920 Ermenistan'ın sınırlarının belirlenmesi ve çizilmesi meselesi. Ermenistan Cumhuriyeti UNICEF Ofisi Başkanı ve Ombudsman sınır köylerindeki çocukların eğitimi konularını görüştüler. İranolog, Zangezur Koridoru oluşturma planı İran'ın hayati çıkarlarıyla çelişiyor. Rusya ve Türkiye S-400 sistemlerinin ortak üretimine ilişkin detay vermeme kararı aldı. Duisburg Essen Üniversitesi'nde Uluslararası Dersim Konferansı düzenleniyor. Vatikan haberleri. Artsakh anıtlarının ortadan kaldırılması insanlık için geri dönülmez bir kayıp anlamına gelecektir. 18. Haçadıryan adlı uluslararası yarışma cello dalında yapılacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın sınır belirleme, delimitasya ve sınır çizimi demarkasya hakkındaki makalesinden bir bölüm sunuyoruz. 15 Eylül 2021'de yapılan araştırmaya dayanarak sizi 1920 Ermenistan sınırlarının delimitasyon ve demarkasyonun yasal gerçekliği hakkında bilgilendirmek istiyorum. 1918 Ocak ayında Yerzinka Erzincan ateşkesinden sonra Bolşevik Rusya birliklerini Batı Ermenistan'dan çekmeye karar vererek hem Rus birliklerinin geri çekilmesini hem de Ermenilerin kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlıklarını sağlayan Türkiye Ermenistan'ı hakkında kararnameyi yayınladı. 30 Ekim 1918 tarihindeki Mondros müzakeresinden 22 Kasım 1920 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararına kadar Ermenistan'ın bağımsızlığı konusu uluslararası hukuk meselesi haline geliyor. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki UNICEF Ofisi Başkanı Kristine Weigand ile bir araya geldi. Arman Tatoyan, UNICEF ile çocuk haklarının korunması alanındaki aktif işbirliğine övgüde bulundu. Görüşmede sınıra yakın ve son savaş nedeniyle sınır haline gelen köylerde çocuk haklarının korunması durumu, özellikle eğitim hakkının hayata geçirilmesine ilişkin konular ele alındı. Arman Tatoyan, başta eğitim hakkı olmak üzere çocuk hakları ihlallerini sundu. Bazı bölgelerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin okulların yakın çevresinde konuşlandırıldığını ve bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve çocuk haklarının korunması açısından uluslararası gerekliliklere aykırı olduğunu kaydetti. Görüşmede çocuk haklarının korunması alanında gelecekte iki kurum arasında daha yakın işbirliğine önem verildi. Sputnik Armenya Ajansı'nın canlı yayınında İranolog Janna Vartanyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimine ilişkin açıklamasına atıfta bulundu. Vartanyan'a göre İran, son sınır gerilimleri vesilesiyle bölge ülkelerinin sınırlarının değiştirilmesine kararlı bir şekilde karşı olduğu konusundaki tutumuna devam edecek. İran uzmanı, İran'ın başta Ermenistan Cumhuriyeti olmak üzere bölge ülkelerinin sınırlarının değişmezliğinin kendisi için bir kırmızı çizgi olduğunu defalarca dile getirdiğini kaydetti. İranolog Vartanyan'a göre sözde bir Zangezur koridoru oluşturma planı İran'ın hayati çıkarlarıyla birçok açıdan çelişiyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile sınırın kaldırılması Tahran için gerçek bir tehdittir. Çünkü bu durumda İran'ın transit önemi azalacaktır ve o ülke özellikle Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağladığı için Azerbaycan üzerindeki etki alanlarını kaybedecektir. Rusya ve Türkiye S-400 uçak savar füze sistemi bileşenlerinin ortak üretimine ilişkin detay vermeme konusunda anlaştı. Açıklamayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlediği basın toplantısında yaptı. Konunun her iki ülke için de hassas olduğunu vurguladı. Rusya ve Türkiye Moskova'dan Ankara'ya S-400 uçak savar füze sistemleri tedarikine ilişkin 2017 yılında bir anlaşma imzalamıştı. Böylece Türkiye Rusya'dan bu sistemleri satın alan ilk NATO üyesi oldu. Ankara'nın bu kararı hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'dan tepki almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye yaptırım uyguluyor.
Federal Almanya'nın Duisburg Essen Üniversitesi'nde çok sayıda kuruluşun ortaklığıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında Tanınmayan Soykırım Dersim 1937-1938 başlıklı konferans organize edilecek. Konferansa çok sayıda bilim insanı ve yazar katılıyor. Üniversitede gerçekleşecek oturumlar YouTube ve Zoom üzerinden yayınlanacak. Vatikan'ın resmi web sitesi Vatican News, 14-16 Kasım tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğu sınırında Azerbaycan'ın saldırgan eylemlerine atıfta bulunan bir makale yayınladı. Makalenin sanat ve kültürel miras bölümünde geçen yılki ateşkesin ardından yerinden edilmiş binlerce insanın geleceğine yönelik derin kaygıya ek olarak, uluslararası toplumun bölgenin zengin manevi kültürel mirasına yakından ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yazıda hala temel bir konu olarak kabul ediliyor. Artsakh'ın duyarlı ve kültürel mirasının korunmasına ilişkin net mesajlar bir yıl önce başladı. Ekim ayında Şuşi'deki Kazantsevtus Kilisesi'nin iki kez bombalandığına ve özellikle saygısızlık vakalarına ilişkin sayısız rapor nedeniyle endişelerimiz büyük ölçüde arttı. Aslında şu anda Azerbaycan'ın kontrolünde olan ve her biri güçlü bir manevi ve kültürel miras olarak kabul edilen Artsakh'ın yaklaşık 4000 tarihi, dini ve kültürel eserinden bahsediyoruz. Bunların ortadan kalkması insanlık için geri dönüşü olmayan bir kayıp anlamına gelecektir değerlendirmesi yer aldı. 2022 yılında 18. Açadıryan Uluslararası Çello Yarışması düzenlenecek. Başvuru süreci çoktan başladı. Başvuruların son teslim tarihi 10 Mayıs 2022'dir. Yarışma 16-35 yaş arası çellistlere açıktır. Haçadıryan yarışmasının amacı yetenekli gençleri ortaya çıkarmak, Aram Haçadıryan'ın sanatını dünyaya tanıtmaktır. Haçadıryan adlı uluslararası yarışmasının müzik dünyasında çok iyi bilinmekte olduğunu hatırlatalım. Uluslararası Haçadıryan Yarışma Organizasyonu, Dünya Uluslararası Müzik Yarışmaları Federasyonu üyesidir. Yarışmanın organizatörü Aram Haçadıryan Yarışması adlı Kültür Vakfı'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Periye adlı folk grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garun adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.